Günaydın arkadaşlar. Şu an Avcılar'da yani Avcılar gişelere gelmeden park var. Parktayım. Ne yapacağım? Bugün burada limanı bekleyeceğim. Adam telefon açtığında aşağı ineceğim. Evet, şu an yemek yapacağım. Ne yapacağım bugün? Fasulyeyi. Bildiğiniz fasulye. Evet, bu fasulye haşlanmış fasulye. Bakın görürsünüz. Şimdi dolaptan çıkardım, dondurucudan. Evet, bunun içine biraz un atacağız. Yani bir kaşık un atsak yeterli olacak. Evet, eğilemiyorum. Yani arabanın dolabında yapamıyorum. Eğilemediğim için tüpü mecbur buraya koydum. Buradan ağrı yapacağım. Çünkü sıkıntı. Evet, biraz haşlanmış fasulyemiz var. Taze fasulyeden. Buna bir kaşık veya iki kaşık kadar bir un atacağım. Evet, mısır unu atıyorum bunun içine. Yeter. Mısır unuyla bunu güzel gene bir karıştıracağız arkadaşlar. Ondan sonra tavaya dizip yağda güzel gene altını. Şimdi biraz tavanın dibine zeytinyağı koyalım. Zeytinyağımızı koyduk ben. Bunun içine biraz da biber atacağım. Çünkü acı seviyorum. Bilmiyorum oradan gözüküyor mu yaptığım işlem ama hemen hemen gözüküyor herhalde ya. Hatta şöyle biraz daha aşağıya alayım olmazsa. Evet, şimdi kaybettim. Biraz biber attım. Hatta biraz da şimdi normalde buna turşu koyuluyor mu bilmiyorum. Ama zararı olmaz herhalde. Benim turşu kavurmam gibi olur herhalde ya. Normalde böyle bir şey konmuyor arkadaşlar. Ama ben diyorum ya, bugün değişiklik olsun diye acı seviyorum. İçine biraz da turşu koyacağım. Şimdi tabağımız falan olmadığı için mecburiyetten şeyin içinde yapacağım bunu. Yeter. Hoppa. Diyorum ya, orada aha, tüpün altını açmadan yanar mı be adam ya. Allah'ım yarabbim. Vallahi bu ara bir şeyler oldu bana ya. Evet, tavamızı yağlayacağız. Isınsın tavamız. Şimdi yapmamız gereken bunu harmanlayacağız arkadaşlar. Bu normal bildiğimiz fasulye. Bunu aynı zamanda ekmekle de yapıyorlar, onu da biliyorum. Az bir şey daha un atacağım buna. Arkadaşlar, bu yemekleri kesinlikle herhangi bir televizyonda görme şansınız yok. İnanın ki yok. Çünkü bunlar sadece bizim Karadeniz yöremize ait. Ancak Karadeniz'dekiler yayınlarsa olur. Tüpümüzde de sıkıntı var bugün. Bugün kahvaltıyı bundan yapacağım. Öğlen yemeğini de bundan yiyeceğim. Çünkü bundan sonra ot ağırlıklı biraz çok kilo aldım. Ot ağırlığa vermem lazım. Ot yemem lazım. Yeter. Et yediğimiz yeter. Hareket böyle. Gençler, seviyorum sizi. Evet, birçok kardeşimizin beni özenerek inanın çok kötüyüm. Beni özenerek abi diyor, babası arıyor hatta, Mehmet Han mıydı? Abi dedi Afyon'dan, kusura bakmayın isimleri unutuyorum bazen. Dedi ki abi dedi, hayatta tereyağı yemeyen uşak dedi, tereyağı yemeye başladı dedi. Evet, dün balık vardı. Balığı da yiyecekler bundan sonra gençlerimiz.
gençlerin iyi şeyler yemesi lazım yani, layıklar onlara. Evet, böyle güzel otlar da yiyecekler fasulyeden falan yapıp. Vallahi ben yapayım da siz imrenin, öyle yiyin. Yoksa başka türlü yiyeceğiniz yok. Evet, daha neyimiz var burada göstereceğim size. Çünkü köyden bazı malzemeler aldım. Mesela üzüm hoşafımız var. Arabada, dolapta şu an. Burada iki tane unum var arkadaşlar. Biri şu un, kavrulmuş un. Şu da normal mısır unu. Yani biri fırınlanmış, biri fırınlanmamış. Biriyle kuymak, mıhlama çok güzel oluyor. Biriyle balık güzel oluyor. Evet, burada bir şeyim daha var, onu da göstereceğim size. Evet, burada bir hediye daha geldi bana. Bakalım içinde ne varmış. Bana dediler bunu ye bitir. Kahvaltılıkmış bu da. Evet arkadaşlar, ne olduğunu söyleyeyim mi? Üzüm. Siyah üzüm var bizim Karadeniz'de. Karadeniz'deki siyah üzümden marmelat. Evet. Siyah üzümden marmelat. 10 numara. Bunlar hep doğal arkadaşlar. Ondan sonra diyorlar Aydın abi kilo alıyorsun. Alır tabii Aydın abi kilo. Hep doğal yersen. Yemeğin tarifini yine vereyim size. Yine söyleyeyim. Normal fasulyeyi haşlıyorsunuz. Fasulye haşlandıktan sonra çıkartıyorsunuz işte. Haşlanmış fasulye. Onu az bir mısır unuyla kavuracağız onu. Güzel bir kızartma, yani kızartma değil, güzel bir yemek olacak yani benim için bu. Ben içine ne yaptım? Biraz acı biber koydum. Tuz koymadım. Bir de şöyle bir kornişon mudur, manişon mu ne? Ondan vardı, ondan attım içine. Güzel olacak ya, yiyeceğiz. Evet, kızarmaya devam. Ne yapalım? Bir tur çevirelim bunu. Haydi biz. Hoppa. Gösterebilirim. Harika bir şey. Evinizde mutlaka yapın arkadaşlar ve yiyin. Aa, yanam. Ah ah. Çok sıkıntım var, çok. Evet arkadaşlar, yemeğimiz yavaş yavaş oluyor ama bu yemeğin en büyük özelliği kıyı kıyı bunu güzel yine her yerin eşit şekilde pişirmek. Ay ay. Sanki mısır ekmeği pişiriyorum ya. Evet, sanki mısır ekmeği pişiyor. Görüşürüz. Giresunlu Uşak arıyor beni. Ben de onu arayacaktım. Efendim Mustafa. Beyler. Arkadaşlar merhaba. Evet. Şu an olayımız bitti. Her şeyimiz hazır. Kızarmış vaziyette. Sadece bir basit bir fasulye arkadaşlar bu. Yani et değil, bir şey değil. Sadece fasulye. Görüşürüz, hoşça kalın. Hayırlı günler.